Bazı isimler var, milletlerin tarihinde meçhul asker gibidiler. Adları var, fiilleri var, yaptıkları eserler var, eylemler var. Ama adları maalesef zikrolunmaz. Her zaman her millet yüksek, azim, muktedir olan mensuplarıyla iftihar ederler. Biz Irak Türkleri olarak bu tarihimizin yakın ve uzak tarihimizde bazı isimler var. Bunlarla iftihar etmeliyiz. Bu isimlerden birisi Nizam Arif Bayraktar. Doktor Nizamettin Bayraktar. Bazen adı şöyle geçer. Bugünkü şahsiyatımız cennet mekan. Şehit. İyi bir Türkmen, iyi bir insan, bilimli, ihtisasında alim, hem de mücadele alanında ün kazanmış ve şöhret vermiş bir şahsiyattı. Nizam Arif Ağa Bayraktar, 1927 senesinde Kerkük'ün Priyadiler Mahallesi'nde meşhur Bayraktar ailesine müntesip olarak 1927 senesinde Priyadi'de dünyaya göz açtı. Merhum babası Arif Ağa Bayraktar Priyadi ağalarından birisidir ve Priyadi mahallesinin de muhtarıydı aynı zamanda. Meşhur bir aile, verimli bir aile, efradlarıyla iftihar edilen bir aile. Zaten şehidimiz Doktor Nizam Arif Ağa Bayraktar ve bacısı da merhuma Pakize Arif Ağa Bayraktar. O da Türkmen mücadele sahasında en parlak isimlerden birisiydi. 1970'te hani o gösteriler oldu rejime karşı. Başrol oynayan rahmetli Pakize Envar Arif idi. Ki malumuzdu 1959'da da 58'de de 14 Temmuz'dan sonra hani kraliyeti yıkıldı, cumhuriyet ilan edildi. O vefdin başında birinci kadın olarak Pakize Envar Arif idi. Bu bacısı. Diğer kardeşi de eğitimci, meşhur müdürlerimizden birisiydi. Allah affetsin. Envar Arif. İşte verimli bir aile. Tahsilini Kerkük'te bitirdikten sonra Ankara'ya gidip orada ziraat fakültesinde mezun oldu ve sonradan doktora aldı. Yurda döndü. Bağdat'ta Planlama Bakanlığı'nda yüksek bir mertebede tayin oldu. Ormancılık alanında çok Irak çapında çok hizmetler, büyük hizmetler göstermişti. Sonradan Londra'ya gitti. Yani İngiltere'nin başkentine. Orada da özel bir kursa katılarak tekrar memlekete döndü. Sonradan Kerkük'te Ziraat Dairesi Müdürü oldu. O sırada yüzlerce Türkmen gencini tayin etti Ziraat Dairesi'nde. Güzel işleri yaptı. Tarımcılıkta özellikle de ormancılıkta güzel adımları var idi. İyi başarılı projeler imza attı. 1960-59'da Kerkük'ün birinci kadın doktoru olan Basire Mufti ile evlendi. O da Allah'ın rahmetine kavuştu kısa bir zaman sonra. Kerkük'ün birinci kadın doktoru Basire Mufti birinci eşiydi. Basire Mufti'den May adlı bir kızı oldu. Hal hazırda Bağdat'ta yüksek bir mertebede bir görevliydi, vazifeliydi, mamurdu. Buradan da saygı ve salamlar gönder May bacımıza. Ondan sonra Basire Mufti vefat ettikten sonra Doktor Nizam Arif Semire Osman adlı eğitimci hanımefendiyle evlendi. Ondan da bir oğlu Ali adlı hal hazırda cerrah doktordu. Doha'da, Katar'ın başkentinde. İki kızı da var. Birincisi İnci, ikincisi Demet. İnci eczacıdır. Saydaliye fakültesini bitirdi. Ve Demet de hukukidir.
muhamidi, avukattı. Bu verimli insan güzel hizmetler sundu Türkmen tarihinde, Türkmen sahasında. Ama maalesef yani o zaman rejime karşı geldi. İşte büyük bir rolü var idi Türkmen sahasında. Bunu kasr-ı nihayede tutukladılar. İşkence, tazip gördükten sonra 1970 Ocak ayının 21'inde idam edildi maalesef. Malumuzdi 1970 Ocak ayının 24'ünde de şekli bir şekilde Türkmen'e kültürel haklar tanıldı ama maalesef bir neçe ay sonra o karar da iptal olundu. Bir gün merhum Doktor Nizam Arif Ağa Bayraktar'ı anarken tabi Doktor şehidimiz Necdet Koçak'la da hem mahalledaşıydı, hem yoldaşıydı, hem arkadaşıydı, hem davadaşıydı. Zaten de ikisi de Priyadi Mahallesi'nde doğdular, büyüdüler ve aynı çevrede, aynı alanda çalıştılar ve aynı Ankara'da da tahsillerini bitirdiler. Subhanallah, bugün ikisinin de mezarı birbirine yakındı. Musalla Abu Ülük mezarlığında Seyyid Yusuf Türbalığına giden Davuz, önceden Necdet Koçak şehidimizin ruhuna bir fatiha ithaf edin. Hemen 4-5 adım o yana şehit doktorumuz Nizameddin Arif Ağa Bayraktar'ın da ruhuna fatiha okumayı unutmayın. Eski zamanda memleketin birisinde bir zalim vali var imiş. Bu vali bir gün bir güzel kadını görer, göz kaçırdır kadına. Sorar soruşturur bu kadın kimdi? Derler şehrin pazarında, çarşısında nal mihi yapan bir demircinin eşidi. Bilirsiniz her zaman yani insan var, kötü insan var. Hainetil a'yun, onu Kur'an-ı Kerim iyi vasf edip böyle gözleri hıyanetle bakan gözler. Bu vali demin söylediğimiz gibi bu kadına göz kaçırdı. Soruşturu eşini tapar, derler pazarda demirçidir, nal mihi yapar. Adamlarını gönderir işte Süngütak'tan zavallı demirçini getirirler. Diğer bizim bir seferimiz var. Düşman karşısında ordumuz çıkacaktı. Şimdiden itibaren ta sabah azanına kadar 300 askerimin atı için yani 300 at için nal yapasan yapmasa başı vururam azanla beraber. Yani tehcizi bir istekti. Bu adam sabahtan akşama kadar bu demirci işlediği zaman en iyi durmaksızın işleyen günde bir yoksa da iki at nalını ve mihiyle beraber yapar. Yani bu adam 300 atsın nece akşamdan sabah kadar azana kadar 300 atın nalını yapsın. Neyse adam yani emrini teslim eder Cenab-ı Allah'a. Hardan yapsın bu vali de çok zalimiymiş. Yani adı kaftan kafa çıkıptı zulümde. Emri birdi iki olmaz, isteği birdi iki olmaz. Boynu bükük döner evine. İşte eşine diğer mannen vali bu şekilde bu isteği istedi. Ben de herhalde kefenimi hazırlayın. Çünkü beni muhakkak sabah azanıyla beraber vali idam eder. Ben hardan yapım 300 atın nalını. Eşi de yani Allah'a imanı olan bir kimseydi. Diğer Allah bizde bir söz var, Sultan Mahmud'dan büyüktü. İnşallah Allah Teala bir farz ederse için. Adam hiç daban kaldırır, daban koyarsa sabaha kadar. Hardan getirsin, hardan bir güç özüne yapsın, 300 atın nalını. Neyse işte duayla, vurdla, okumakla, namaz kılmakla Cenab-ı Allah'a avuzlarını açar, dua eder gözyaşısı içinde. Sabah vakti azanla beraber
adamı kafs çalını demirçin. Diğer bitti işim halas. İşte vali gelipti. Adamlara parçalar beni idam etsiler. Açar kapını bakar valinin adamlardı. Derler tez ulaş. As dükkanı bu. Vali öldü. Tabutumuz yoktu. Bir tabut yaptık ama tabutun mih isterik. Mismar. Arabcası mismardı. Bu tabutu tahtalarını birbirine yapıştıran miha mismar derler. Atın da kepkep derler. Nalın o görmüştüğümüz pürüzel mihi var idi. Biz, bizim Türkme yöreleri de mih diyerek Anadolu'da mih diyerler. Çivi yani. Bunu adam yani inanmaz kulağına, inanmaz gözüne. Bu gerek sabah azanıyla beraber idam olaydı. İşte vali öldü, indi valinin tabutunun tabutu için mismar istediler. Şairin birisi bu olayı bili, bu beyt şiiri düzer. Bu beyt şiirde dilden dile kalı, illerdir dillerde dolaşıp bir hikmet dolu bir beytti. Şiir ne diyor? Çepkebi mismara tebdil eyleyen perverdigar, lane-i murhi garibi kul yıkar, Allah yapar. Tabi eski bizim klasik divan şiirimizi, gazellerimizi okuduğumuz zaman şimdi hal hazırda olan gençlerimiz maalesef bu güzel zengin dili bilmirler. Çünkü o vakit bir şair gerek 3-4 dilden fazla bilaydı hem de iyice bilaydı. Yani bizim eski klasik şiirlerimiz, divan şiirlerimiz Arapça, Farsça, Türkçe vesaire başka dillerden de sözcükler, terimler kullanırdı. Yani indi bu beyti okuyan bir genç belki de %95'i anlamaz. Kepkebi mismara tebdil eyleyen perverdigar. Kepkep dediğimiz derken o nalın mihidi. O kepkebin nalın mihini mismara tebdil eyleyen perverdigar farz-ı Allah demektir, Cenab-ı Allah demektir. O Allah Teala ki nalın kepkebini tabut mihine döndürdü. Lane-i murgi garibi kul yıkar, Allah yapar. Lane aynı farza kuş yuvası demektir. Yuva. Kuş, Arapçası. Mürk, kuş demekti. Mürk-i garip, yani garip kuş. Garip kuşun yuvasını kul yıkar, Allah yapar. İnşallah Allah zalim adamdan uzak eder sizi şerrinden ve iyi insanlara yolunuzu saptırır. Büyük yazarımız, araştırmacı Nazat Kevseroğlu'nun değerli kitaplarından birisi El-Avail fi Kerkuk, Arapça yazılan bu kıymetli eseridir. Bu kitapta Kerkük'te ilkler, her şeyin ilk defa husula gelmesi, cereyan etmesi, olayların her şey birinci defa ne olup Kerkük'te bu kitapta var, bu kitap onu ihtiva eder. Ben yani gençlere mutlaka tavsiye ederim. Mutlaka ve mutlaka bu kitabı okusunlar. İçinde iyi bilgiler var. Güzel bilgilerden de birisi Kerkük'ün çekirdek mahallesi olan yerleşim mahallesi olan en kadim kale mahallesidir şüphesiz. Yani buna hiç şüphe yoktu. En kadim yerleşim yeri kale mahallesidir. Gitgide zaman geçtikçe işte töreler töredi. Nüfuslar çoğaldı, aileler büyük oldu. Başka bir yerleşim yerine ihtiyaç duyuldu. İkinci yerleşim yeri ve mahallesi Kerkük'te Kala Mahallesi'nden sonra Avcılar Mahallesi'dir. Kerkük'ün Yedi Kızlar Kapısı, Cüt Kahva, yani doğu tarafına düşen kapısının tam karşısında Cüt Kahva'dan böyle Salahaddin Caddesi, şimdi olan Salahaddin Caddesi'ne giden o mantaka Nakışlı Mineral Camii ta Nu'man Camii'ne kadar o bölgeye Avcılar Mahallesi diyorlar. Tabi biz Avcı'ya Avcı yerel şevamızda diyerek Avcı'dı özü. Avcılar Mahallesi'ni yapan kal'a sakinlerinden olan ve 4. Murat, Sultan Murad'ın askerinde
avcı olarak, avcıbaşı olarak tanılan Emir Han avcıydı. Ki malumuzdur 1639'da 4. Murat, ki Fatih-i Bağdat diyenler, rahmetullahi aleyh, o Bağdat'ı fethettikten sonra dönüşünde o timarı, şimdiki Avcılar Mahallesi'nin timarını bahşetti, bağışladı, hibe verdi. Kime? Avcı aşiretin büyüğü ve 4. Murat zamanında 4. Murat'ın askerinde ser avcılar olan Emir Han avcıya verildi. O günden bugüne o mahalle Avcılar Mahallesi ikinci yerleşim mahallesiydi. Kerkük'te Kal'a Mahallesi'nden sonra. Her şeyi yerinde, her şeyi özel. Ağzından çıkan söz, şiirden gazel. Her şeyi yerinde, her şeyi özel. Ağzından çıkan söz, şiirden gazel. Her avu vasf edim, her yeri güzel. Senuden yaşamak, ölmek de hoştu. Senuden yaşamak, ölmek de hoştu. Yanuda olaydım, yalğız kalandav. Karşı alaydım durup dalandav. Yanuda olaydım yalğız kalandav. Karşı alaydım durup dalandav. Ben de hastalarım hasta olandav. Ben de hastalarım hasta olandav. Senuden sararmak solmak da hoştu. Senuden sararmak solmak da hoştu. İlk defa senin için bu gevlim coştu. İnan kör körüne arduca koştu. İlk defa senin için bu gevlim coştu. İnan kör körüne arduca koştu. Senuden paylaşmak her şeyi hoştu. Bir ekmek ikiye bölmek de hoştu. Bir ekmek ikiye bölmek de hoştu. İsterim ömrümü aduva yazım. İsterim aduvu kalbimde kazım. İsterim ömrümü aduva yazım. İsterim aduvu kalbimde kazım. Sen ölse uyandırırım ben özüm özüm. Sen ölse uyandırırım ben özüm özüm. Senuden yaşamak ölmek de hoştu. Senuden yaşamak ölmek de hoştu. Kanın sağlığına.